Evet değerli izleyicilerimiz, zaman ne çabuk geldi geçti. Geldik 50 yaşına, 50 yaşından sonra geçtik dümenin başına değerli dostlarımız. Kenan abiyle birlikteyiz. Türkiye'de rüzgarına gördüğünüz gibi tabelalar dayanmıyor. Balıkçı denince akla ilk gelen isim. Balıkçı denince akla belki Karadenizliler geliyor ama ne demişler? Güzel ülkem Edirne'den Kars'a, Kenan abi yanında olduktan sonra çıkarsın Mars'a diyorum ben de. Kenan abi selamünaleyküm. Hoş geldiniz efendim. Geçmişsin yine dümenin başına. Efendim her zaman dümendeyiz. Neden? Halkımıza balığı, öğrencilerimize balığı, denizi anlatmak için her zaman dümendeyiz. Çünkü deniz, balık çok önemli. Denizler tükenmeyen madenlerimiz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Mesela denizlerimize, evimizin bahçesine bir domates ekiyoruz, biber ekiyoruz. Hem enerji hem para harcıyoruz. Deniz öyle değil, ağımızı atıp çekiyoruz, oltamızı atıyoruz, çekiyoruz. Çektiğimiz ürünler anne sütüne eş değer. Onun için denizler tükenmeyen madenlerimiz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, denizlerimize çok önem göstermemiz lazım. Öğrencilerimize, halkımıza devamlı dümenin başında onları öğretmeye gayret gösteriyoruz. Kenan abi, güzel güzel de yazılar yazıyorsun. Denizler ve balıklar bizim için nimet demişsin. Deniz okulu 50 yaşında demişsin. Dünyada örneği olmayan müze demişsin. Yani Kenan abi diyor ki ben teknik bir adam değilim. Matematik adamı değilim. Asla yapamam bir füze. Ben gönül adamıyım. Balık adamıyım. Gastronomi adamıyım. Yaptım ben gelecek için müze diyorsun. Doğru mu abi? Çok teşekkür ederim. Çok güzel izah ettiniz Harun Bey. Efendim geleceğimiz. Biz bugün var. Kenan bugün var. Yarın yok. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde 300 ton balık bulunmaktadır. Burada abi şimdi 300 ton balık mı var? Bir bölümü buradadır, bir bölümü depodadır efendim. Depoda buraya sığmadığı için depoya aldık. Şunu da bir görelim abi. Kenan abi bu nedir abi? Efendim vatoz. Abi senden esinlendi Batman, Batman'i. Batman filmi bu balıktan uyarlanmıştır. Burada yazmışsın abi zaten. Evet efendim. Bu bir tanesi, binlerce var efendim. Biraz sonra gezeceğiz. Vatoz balı bakın. Bedeni çok büyük. Bedeni şöyle çok abi, büyük. Evet. Bakın. Bedenine göre ağzı ne kadar çok küçük. Allah'ın hikmeti bunun 2,5 metre boyunda kuyruğu var. Kuyruğuyla avını sapan şeklinde yakalayarak ağzına getiriyor. Yavaş yavaş tüketiyor efendim. Ya bu kaç yıldır senin müzede bu? 15 yıl efendim. 15 yıl. Nereden yakalandı abi bu? Nereden getirdin? Akdeniz'den efendim, İzmir açıklarında yakalandı. İzmir açıklarında. Evet efendim. Bakın Haydarpaşa açıklarında yakalanan köpek balığı. Köpek balığına eğer vurup at şeklinde yapmışız. Öğrencilerimiz hem güzel bir heyecan yaşasın hem de denizin, balığın ne kadar önemli olduğunu görsünler. Kenan abi kaç yıl oldu bu müzeyi kuralı? Bir. Nereden esinlendin? İki. Efendim. Bunların bakımları nasıl yapıyorsun? Üç. Zor bir iş abi bu. Efendim size çok teşekkür ederim. Dünyada ilk, Türkiye'de tek efendim. Öğrencilerimiz 50 sene önce gelirdi, derdik efendim öğretmenimiz bize palamut balığını ders verdi, köpek balığını ders verdi, dersimizi yapmak için göster diye. Ama balıklar mevsim mevsim olduğu için öğrencilere gösteremezdik. Öğrenciler üzgün üzgün derslerini yapamadan giderlerdi. Oradan yola çıkarak balıkları kurutalım dedik ama kader kısmet ya, balık dediğin akar kokar çürür yok olur. Biz deneye 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 balıkların yok oluşunu, balıkların gelecek nesillere aktarılmasına Allah'ın izniyle başarılı olduk. Efendim yarım asırdır. 50 yıl mı oldu abi? 50 yıl oldu.
Çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Öğrencilerimiz balıkları tanıyor, denizimizi tanıyor. Güzel bir heyecanlı gün yaşıyor. Bazıları mesela korkabiliyor, bazıları ürperiyor. Efendim, sonunda hoş bir ortam, hoş bir sedaya yaşarmış olarak. Bakımları nasıl yapıyorsun Kenan abi? Bunları? Bakımları mesela, efendim. Bakımı nasıl oluyor abi? Şöyle efendim, tuzla, rüzgarla bunu kuruttuktan sonra korkumuz yok. Bakımlarını her sene bakımını yapıyoruz. O da içi boşalmıştır efendim. O da biz işi bildiğimiz için, işi tecrübe edindiğimiz için rahatlıkla bütün bakımını yapıyoruz. Zorlanmıyoruz. Zorlansak da gençlerin, öğrencilerin o tebessümlere bizi mutlu, bahtiyar ediyor. Efendim 50 senedir ücretsiz olarak halkımıza, öğrencilerimize Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni sunup gösteriyoruz, dokunduruyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.